köylülerin özellikle altın madeniyle tanışmasının ilk faslında aslında ilk önce bürokrasinin ve siyasal parti temsilcilerinin tanışması var. İbrahim Gündüz'ün Altın Ölüm kitabında ve diğer dönem olayı araştıran herkesin söylediği şirketin en azından karar verici konumunda olan yani kanaat önderi olan bürokraside ve siyasi parti alanındaki insanları ülke dışına götürdü, gezdirdi. Aa, bakın ne kadar her şey güzeldi, ikna süreçlerinin yapıldığı. Köylü aşamasına gelince civar köylerinde biliyorsun oranın temel geçim kaynağı hayvancılık. Hayvancılık kolay bir zanaat değil. Yani zor bir alan. Ve bu insanlar için yüksek maaşlı işlerin olması, belli bir süre sonra hayat standartlarının, yeni evlerin yapılıyor olması ve bütün bunlar cazip geldi. Her ne kadar deseniz de uğraştığınız şey zehir. Ama o ilk başta aldıkları maaşların dolgunluğu ki gerçekten dolgundu. O konforları, herhangi bir ihtiyaç olduğunda şirketi her aradıklarında şirketin orada var olması. Bunların hepsi bir şey PR çalışması gibi gitti ve gerçekten de karşılığını buldu. Zannedersem Binali Yıldırım'ın sözüydü. İliç öyle bir noktaya geldi ki Erzincan bile, merkez bile onu kıskanır oldu. Işıl ışıl bir yer oldu. Doğru öyleydi. Ama belli bir süre sonra da yani işe sınıfsal ve emekçi kısmında baktığınızda şirketin kendisi şunu söylemeye başladı. Ya biz niye bu kadar para veriyoruz? Yeterli PR'ı yaptık. Kimse bize karşı çıkamıyor. Bürokrasi de kendi gücümüze oturttuk. O zaman gerek yok. Şimdi taşerona geçelim. Bir anda beyaz yakalıların Anagolt'ta çalıştığı ama işin diğer emekçilerin çok sayıda insan ise taşeron aracılığıyla çalıştığı, iş güvenliklerin diğer alanların hepsinin azaldığını gördüm. Ama şunu da vurgulamak gerekir. Burada iş güvenliği olmaz. Bunun kendisi zaten bir cinayettir. Bu altın arama faaliyeti. Fırat Havzası'nın içerisindedir. Bakın Fırat'ın hemen kenarında 100-200 metre yanında değil. Fırat Havzası'nın tam içerisindedir. Bir şehrin ortasına konmuştur. Böyle bir alanda denetleyerek önleyemezsiniz. Böyle bir alanda sadece önlem alarak önleyemezsiniz. Bu facia gelir. Dünyanın her tarafında vazgeçtiği siyanürle, liçlemeyle, açık havuz alanıyla siz burada sadece daha fazla kar elde etmek için böyle bir çalışmaya girerseniz bunun eninde sonunda faciadır yaşanacak olan şey. Ve biz bugün insan ölümüyle bu faciayla tanıştık. Ama yaklaşık 2008'den bu yana kadar bu facianın bize, doğamıza nasıl bir zehir akıttığını hala bilmiyoruz. Bundan sonra da hala bileceğimiz kuşkulu. Yaşanan keşke hani bu kadar gündeme gelmesi için insanlar ölmemiş olsaydı. Zaten hep uyarılan alan oydu. Ama ilk önce şunun altını çizmek gerekiyor. Çok etkili bir hukuk süreci ve hukuk mücadelesi yürütüldü mü? Hayır. Kesin bir şekilde hayır. Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nın kurumsal gayreti olmamış olsa ya da İliç'te yaşayan artık bugün yani bırakın ya bırakın o deli gibi kavramını kullanacak noktaya getirdikleri Sedat Cezayirlioğlu olmasa açıkçası bu davaları açan ve bu davaları takip eden kimse yok. Bakın siyasal partiler dava açan tarafında değiller. İptal davaları yani ÇED olumlu kararlarına, ÇED gerekli değildir kararlarına baktığınızda kimler iptal davası açmış hepsini görebilirsiniz. Bunların içerisinde ne yazık ki siyasal partiler yok. Yereldeki sivil toplum kurumları yok. Ama Türkiye Mimar Mühendisler Odası olsun ve gerçekten hakkını vermek lazım. Artık bir çevreci aktivisti olan Sedat Cezayirli olsun. O günden bugüne kadar neredeyse hepsinde davacı konumdalar. Etkin bir hukuki mücadele yürütüldü mü diye tekrar sormuş olursanız, evet avukatlarımız üzerine düşeni yaptı, bilim insanları, Türkiye Mimar Mühendis Odaları ama yeteri kadar dağıtılamadı, yeteri kadar kalabalık değildik, yeteri kadar çok sayıda değildik. Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük altın madenine karşı açılan davalarda herhalde 7 kişi ya da 8 kişi olmamalıydık. Yani buralarda 50, 100, 150, 200 kişi olmalıydık ama olamadık. Tabii ki bu çalışmanın sadece İliç ve çöpler olmayacağı da bilinen bir gerçek. Bu bizim iddiamız da değil. Buna ilişkin ruhsatlar alıyor. Şu anda Munzur Dağı çeşitli alanlarında özellikle Ovacık'a dönen alanında ciddi bir damar bulundu. Bunun için her yere delik delik, köstebek gibi delikler şey oluyor. Sontajlar vuruluyor. Yani orada analizler alınıyor.
Ve işin bir tarafında da daha mafyatik bir durum var. Orada da daha önce sontaj vurmuş veya ufak ruhsat alınmış olan insanların ruhsatları da gasp ediliyor. Aa, hayır, burada benden başka kimse altını çıkaramaz denerek tek hakimi benim diye irili ufaklı ruhsatlar da alınıyor. Yani bu maden bir damar gibi Ovacık Munzur dağ silsilesi üzerine devam ediyor. İşte onun için söylüyoruz. Mesela Tunceli'den Erzincan'a giriş yasağı uygulandığında insanlar neden sadece Tunceli diye sordu. Tabii ki şöyle bir şey, her şeyden önce Munzur Dağları altın arama faaliyetinin merkezi. Önü ve arkası bütün o damar alanları için şu anda bir laboratuvar gibi. Bir damar bulunmuş olacağı doğru dönüyor ama öbür tarafa doğru da ne kadar ilerlediği noktasında en azından bizim bilgimiz yok. Ama diğer şirket ilerletmeye çalışıyor. Gördüğü her yeri köstebek gibi şey yapıyor. Munzur Dağları tamamen altın arama faaliyeti için şu anda gasp edilmiş durumda. İşte İliç Altın Madeni'ne dur demezseniz, kapatılsın demezseniz bu felaket olduğu gibi bütün Munzur Dağ silsilesini etrafını alacak, çevreleyecek başka bir felakete doğru gidiyor. Ve unutmayın, Munzur barındırdığı endemik flora, fauna, türler ve benzeri şeylere bak, korunması gereken hassas bir alan. Milli park burası. Hani bıraktık alanı ama geldiğimiz noktada artık şöyle bir şey söylüyoruz. Altın madeni, çevre, doğa değil yalnızca. Artık öyle bir noktaya geldik ki doğrudan yaşam hakkını gasp eden bir faaliyetin türü. Yaşam hakkınızı savunmak istiyorsanız altın arama faaliyetine karşı durmanız gerekiyor. Önemli olan şey korkunun yıkılması. Bu korkuda şöyle korku deyince şöyle bir şey gelmesin aklınıza. Hani parmak sallayıp beni şikayet edersen, dava açarsan şunu yaparım gibi değil. Ama bu kadar yoksullaşan bir halk kesiminin ortasında tersine bu kadar zenginleşen bir şirket olunca hayatın her alanına nüfuz edebiliyor. Erzincan Futbol Kulübü'nün sponsoru olabiliyor. Üniversitelerde gidip kütüphane açabiliyor, öğrencileri burs verebiliyor, herhangi bir festival ve benzeri şey olduğunda destekçi olabiliyor. Bu kadar fakirleşen toplumun içerisinde bu kadar zenginleşen bir kurum olduğunda ve bütün bu destekleriyle beraber bürokrasi içerisinde bu kadar net görüldüğünde halkta da şöyle bir algı oluşuyor. Bir dakika, yargılanamazlar. Çünkü herkesle beraberler. Bakanla beraberler, valiyle beraberler, kaymakamla beraberler, jandarmayla beraberler, üniversite rektörüyle beraberler, öğrenciye burs verirken ve beraberler, inanç merkezinde beraberler, fark etmiyor. Cemevinde beraberler, her alanda beraberler. Ve doğal olarak da bu alan oluştuğu andan itibaren halkın gözünde şöyle oluşuyor. Her yerde gördüğünüz şey devlettir. Eğer her yerde şirketi de görüyorsanız, şirket eşittir, devlettir diye düşünmeye başlarsınız. İşte korku o zaman başlıyor. Korku o zaman dava açmamaya, dilekçe vermemeye, aman benim başıma bir şey gelir korkusuna geliyor. Yoksa kimse kimseyi tehdit ettiği yoktur. Kimse kimseye parmak salladığı yoktur. Ama her yerde olduğunuzda, festivali siz düzenlediğinizde, Erzincan'ın simgesi olan futbol kulübüne siz sponsor olduğunuzda, birisinin araba ihtiyacı olduğunda siz yetiştiğinizde insanlarda öyle bir algı oluşabilir. İşte bugün belki de umarım bu yaşanan durum, bu korkunun kırılması olur. Ve gerçekten ölen insanların, yani umarım yani sağ salim kurtulabilme şansları olabilir ama eğer olmayacaksa da bu katledilen insanların sorumlularının çıkarılması, bu korkunun da yıkılması anlamına gelir. Onun için sadece sorumluların çıkarılması ve yargılanması, cezalandırılması olarak değil, bu korkunun yıkılması ve bir an önce bu altın madenlerin kapatılması gerekir. Ya bundan sonra en önemli olan şeylerden bir tanesi, birincisi ne olursa olsun bu hukuk sürecini çok güçlü bir şekilde sürdürmek. Bu hukuk sürecinde de en temel şeylerden bir tanesi, çevreci aktivistler bunu gündeme getirmeli ama özellikle siyasal partiler, demokratik kitle örgütleri bir kar makinesi gibi ön açmalı. Bu korkuyu yıkmalı ki artık insanlar bu konuda bir şeyler söyleyebilsin. En büyük bu dönem daha baskı dönemine girdiğimiz aşikar. Onun için de kurumlarınızı, partilerinizi lütfen ama lütfen
bu davaları takip etmeye, davalara taraf olmaya, bunları sonuna kadar insanlara anlatmak noktasında sıkıştırın, zorlayın. Bu çok çok önemli. Özellikle buna dur deyin. İliç Çökler altın madeninin durması demek, Türkiye'de bugün 20'yi aşkın altın madeninin de kendine çekidüzen verip ondan sonra bir an önce faaliyetlerini durdurması anlamına gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Artvin'de insanlar direniş gösteriyor. Zamanın başbakanı Davutoğlu çıkıyor diyor ki tamam merak etmeyin açık havuzda altın arama faaliyeti olmayacak. Farkında mısınız? 2008'den beri Erzincan'da açık havuzda altın aranıyor. Sizin başbakan olarak Artvinlilere korkmayın ben bunu yapmayacağım dediğiniz şeyi Erzincan'da 2008'den bu yana var. O zaman ilk olarak burada mümkün olduğu kadar ayrımsız bir şekilde nasıl 9 tane emekçinin hesabının sorulması için mücadele edilecekse bu mücadeleyi kesintisiz bir şekilde çevreci, aktivistlerin değil sadece yaşama hakkına sahip çıkan herkesin. Çünkü bu yaşama hakkı alanıdır. Bu çevreci aktivist şeyi değildir. Öyle deyince biraz böyle sanki şey oluyor. Ya çevreci aktivist. Hayır bu çevreyle aktivizmle alakası yok. Erzincan'da bir platform kurulacaksa adı ne doğa platformu olacak ne çevre platformu. Yaşam platformu. Doğrudan yaşama kasteden bir şey. Yaşamınıza kastediyor artık. Bütün canlıların yaşamına kastediyor. Bu abartı için söylenmiş bir durum değil. Siyanür deniyor. Ölür müyüm, ölmez miyim diye soruyorum. Onun için de bütün herkesin ne olursa olsun en temel şeylerden bir tanesi bu temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktır. Yaşamak bir insan hakkıdır. Yaşamak dediğiniz alana yapılan her müdahalenin karşısında ayrımsız bir şekilde durmak lazım.